Biraz üstü şarkışası yaşatalım. Ders söylüyor. Ondan. Hazırsanız başlayalım. Bütün malzemelerimiz burada. Ne yapacağım bunun yanında ben? Evet gençler, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şöyle tutayım. Ana niye böyle olduk lan? Kamu'yla bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tteokbokki. Tteokbokki yapıyoruz. Ben tteokbokki diyorum. Ama içine noodle atacakmışız. Tteokbokkinin içinde noodle yokmuş. Ben atacağım. Noodle olursa da rabokki. Rabokki. İşte o daha güzel söylüyor. Ondan. Hazırsanız başlayalım. Bütün malzemelerimiz burada. Birazdan göstereceğim. Kamucuğum bugün kameramanımız olacak. Devam. Evet. Evet. Evet gençler, şimdi başlıyoruz hızlı bir şekilde. Su katmamız lazımmış. 2 bardak su atıyoruz. Bu arada önümde ilk defa yiyeceğim. İlk defa da yapacağım. Umarım hani güzel olur. Emin değilim. Kamuya güveniyorum. Sonuçta o benden daha çok Kore ile ilgili şeyler biliyor. Dur bakalım, inşallah güzel olur. Kore'nin geleneksel yemeği mi yoksa? Kore'nin. Yok yok. Kore. Biraz az oldu su ya. Baksana Kemal. Biraz eteyim. Biraz az oldu. Yok biraz yok. Daha biraz daha koy istersen. Ekle üstüne. Sonuçta çorba gibi de olmasın be. Gerçi zaten aynen. Nutul atacağız. O yüzden iyi tarafından bakmak lazım. Şimdi kaynamaya bıraksan şey açık değil mi? Açık açık. Okay. Tüpü bitmek üzere. Ha bu arada Kentamu bunu getirmiş. Bunun üzerinde ne yazıyor bilmiyorum şurasında yani. Sen okuyabiliyor musun? Canım Korece ben de okuyamıyorum. Yani. Alış ve çilekli meyve ezmesiymiş. Kentamu dedi ki deme. Bakalım. Yok artık. Yüzümü çekiyorsun değil mi? Bacım göbeğimi çekmiyor. Çekiyorum. Ömrüm çürüdü İsmail'a. Al şunu Allah. Neyse boşver. Biz bildiğimiz yöntemlerle. Dene be. Neye benzeteceğim bulmaya çalışıyorum. Bildiğin çileği püre yapmışlar. Öyle. Bunun elinizde güzel bir şey var ama. Pestili çilekli yapmışlar. Hı. Aynısı. Bir de alıç diye bir şey diyor ya. Alıç meyvesi. Al. Alıç ne bilmiyor? Yenebilen bir şey. Tek bildiğim balık. Yani seversiniz ya. Normal sağlıklı bir şeye benziyor. Öyle ben sevmiyorum. Hı. Şimdi koca canlı bakacağız. 2 yemek kaşığı diyordu. İki yemek kaşığı atalım. Hmm. Şimdi atalım mı? Hmm. Bu arada aç. Hiç açılmamış. Benim içeri, bende şey de var. Urfa'dan yapılmış isot reçeli. Urfalılar isot reçeli, isot salçası da var ama deneyim mi bir dakika? Dene. Oha. Çok mu acı? Acı. Allah aşkına senin tadına bak. Dur. Oha. Böyle bak, aromalı bir şey. Bu fermente edilmiş ya. Burger sosları gibi. Aynen. Yo, çok da acı değil. Yo, şeyin üstüne yedim ya, bana acı geldi. Şimdi göz kararı. Yok, göz kararı olmadı bu. Bir kaşık. Kaşık daha atayım mı? Hı at. Dolu dolu atıyor onlar ya. Tamam işte, daha tamam. Dolu dolduracağız. Bu arada şeyi kaç para? Kilosu kaç para? Kilosu kaç? Ticaretine girişmedim henüz. Hatırlamıyorum. Bu ne kadar? Bir kiloydu. Bir kilo kaç para bu? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum İsmail. Bunun için ne? Şey yok diyorum şimdi mi? Domuz ile. Yok artık. Saçmalıyız. Abi adamlar paketine bak, kapaklı bir de. Neyse daha fazla övmeyeyim. Sonra diyecekler Kore hayranı çıktı. Şimdi bunun içine nane atacağız. Bunu böyle kaynıyoruz. Aynen. Kaynatıyoruz. İnşallah çabuk kaynar. Neyse orada biz de şey yapalım. O çözüldükten sonra şeyi koyuyor. Bu arada gelsene keçi biraz koyayım. Yaklaşsana bir. Şu renge bakar mısınız? Bizim salçalarımız bu kadar renk veriyor mu? Veriyordu. Çok koyduk zaten. Ama bu bayağı yoğun. Kokusu bile şu an burnumu biliyor musun? Kokusu bile çok... Çıkmıyor be.
Buna şey de koyuyorlar da gochugaru. Onu hiç girişmeyelim o zaman. Gochugaru da atmayalım. Atalım atalım ya. Acı olsun biraz. Bu sendeki isottu. Bende isot var bu arada. Gochugaru doğru girişiyor. Bu arada buna şeker de atacağız. Dur, ben şeker atacağım. Kaç kaşık? İkiydi herhalde. İki yemek kaşığı. Benim burada var işte iki yemek kaşığı. O yüzden bu kadar acı. Ne? Boşver, güzel olsun, güzel olsun. Şeker güzeldir. Bu arada bana böyle çok acayip geliyor. Bana çevir, bana kız. Salçayı da 5 saatte salçayı izleteceğiz. Pardon. Şöyle bir şey var. Ya mesela bu kadar acı şeyin içerisine şeker atmaları bana böyle sıkıntı geliyor. Dengelesin diye. Yani çok fazla acı... Ama şimdi hem acı... Kokusu çok acayip değil mi İsmail? Hı? Kokusu. Sen ilk defa değil mi? Daha önce yemişsin ama böyle... Yedim ama aynen pişirirken hiç bulunmadım. Gerçekten şu an kokusu bayağı etkiliyor. Hani ben çok mutfağı falan izliyorum. Bunu sonra atıyoruz değil mi? Aynen, pişmeye yakın. Üstüne ekliyorlar. Bu susam yağıymış. Ben bu arada her yerde bunun şeyini aradım. Bizimkiler genelde şey için kullanılıyor. Kozmetik ve cilt bakımı için. Aynen. Susam yağı, saça baça falan. Bizim yiyecek susam yağı çok satılmıyor mu? Biz tüketiyor yok, muyuz genel, susam yağı? Yok, yok tüketmiyoruz. Tüketmiyoruz. Yani, normalde şeyin üstünde çıkan tahinin üstündeki yağı da alıyorlar ya. Tarihi geçmek üzere olan bir sahibi. Bu oldu bence kamuya. Tamam, içine koysana şunu. Pişecek işte. Dur buraya kamu koysun. Hadi. Yok yok. Hadi senin elini çekeceğim. Hadi. Aşırı güzel bir şey olacak. Aşırı. Şöyle. Şöyle bir kıvam. Abi şu kıvama bakar mısın? Çok iyi. Hadi kamu. Dök gitsin. Vay de. Çok attık le. Pişecek bu. Bu pişecek. Ondan sonra bir de içine bir tane noodle atalım. Ha bu arada bizde fish cake yok gençler. Yani balık keki yok. O kadar Koreli değilseniz. O kadar daha olamadık yani. Göndermek isteyen olursa adresimi yazarım falan diyormuş. İşte böyle devamını birazdan yapacağız hadi. Her şeyi kararına göre atmak istiyor. İki yemek kaşığı biz şey yapmamışız. İsmail bu buradan. Bacım çok at çok at. O soya sosu iyi az. Doldur doldur biraz daha at. Kız bir kaşık daha at. Suyu fazla at. Tövbe bismillah. Gitti. Bakın ya. Şöyle oluyor. Birazcık kültür kargaşası yaşatalım dedik. Bizim elimizde biberden yok. İsot'tan var. Her seferinde aynı hata yapıyorum. İsmail çok atma. Nabi tanımam. İsmail hala atıyorsun deli gibi. Tamam tamam az attım. Tamam az attım. Abi full acı kokuyor bu ya. Neden acaba? Bundan sonra tuvaleti doğrayacağız ha. Biliyor musun? İki tane tuvalet var şükür. Yumuşacık oldu bunlar. Tam şişecek işte. Nişasta pişirecek. Ablam yıllardır yapalım. Baksana güzel. Ablam yıllardır yapalım yapalım diyordu. Bir türlü yapamadık. Dedim neyse Kore'ye gidince yeriz. Çünkü İstanbul'da falan yok asla bir restoranı bunların. Of. Bayılıyorum yeni lezzetler denemeye. Önünde kaç defa denedin acaba diye sor. Gürcistan'a gidip şey yemedik ya. Kamu şuna bak. Allah'ım ne kadar atmış ki üstünde her birinin kalıyor İsmail. Bayağı acı olacak. Neyse yeriz. Aç karnını. Oh. Oh. Oh! Şuna bak! Aman ter. Oh! Komşulara da ikram edeyim. Azıcık uzak doğu lezzetlerinde. Oh! Mis! Bu bayağı kaynadı ha. Kaynasın biraz koyulaşsın. Keşke biraz daha şey dökseydik. Ne? Şey sos. Soya sos. Yeter ama. Bunun üzerine ketçap bile sıksam çok mu görgüsüz olurum acaba? Kore vizesi yalan olur İsmail. Yok kız ben şey yapıyorum. BTS sayfası, fal sayfası açıyorum. Tadına bak, pişmiş mi? Yok canım hepsini şeyde yiyelim, birlikte yiyelim. Okey. Aslında bunu arkadaşım yeni hediye etti. Ondan servis etsem. Ondan servis etsem yoksa... Buna koyup bunun içinden alalım. Öyle yapalım. Ha
her yeri kirletelim İsmail. İstisnasız. Oo, nasıl köpürüyor? Nasıl köpürüyor, nasıl köpürüyor? Bak. İyice koyulaştı ha. İşte nişastadan fırın. Bunun çorbasında ne ekmek balını var. Koreliler izlemesem videomu ya, vizyonsuz diyecek. Neyse. Neyse, biz birazdan tekrardan buluşacağız. Bu arada bu orijinal %100 susam ya. Öyle bildiğimiz şeylerden değil. Haday. Gerçekten fazla ağır, ağır susam kokuyor. Vedat Bülör. Tamam bacı, kapatalım. Buna noodle atsak mı? Ne atacağız bunu? Oh, oh. Noodle. Tabii ki de kullanacağız. Şöyle mi atacağız? Şuna bakın ya, şuna bakın. Noodle'ı da attık. Abi gerçekten şu an kendimi şeyde, Seol'de falan hissediyorum. Tek bildiğim şey. Busan. Ha, Busan da var. Bu kız her şeyi aksanlı söylüyor ya. Bir ne yapacağım bunu yanında ben? Siz görmeden susam yağını falan attık. Aşırı aşırı kokuyor. Siz çok atmayın. Kesinlikle siz çok atmayın. Bu arada birazdan susam da şu görüntüye bakar mısınız? Bir tane kız daha verecek. Koreli büyük annem bana şey, Kore yemeği yapıyor. Part 24 falan. Ben de bence bu oldu. Oldu. Bildiğin hiçbir şey kalmadı. Fokur fokur kaynadı. Adamlar 5 dakikada yapıyor. Biz 1,5 saattir kaynatıyoruz bunu. Come on. Kapatalım bence. 1,5 saat oldu diyor. Saçma mı? Kapattım ben altını. Tamam, kapattı. Şimdi üzerine susam serpeceğiz. Ve yemek zamanı. Komşular da bana bakıyor. İlk defa YouTube'a video çektiği için benim her saniyede bir durdur video çekeceğim dememe. Sonuç bu. Sonuç bu. Yiyelim. Oynayalım bakalım şu oyunu. Evet. İsmail sen yap. Ben de çok becerikli bir insanım. Dur ya, tamam hayatta. Tamam, ver. Ben yapayım. Ha. Oynayalım bakalım şu oyunu. Bunun hiç suyu kalmamış. Oynayamadık, kaynaya. Oo. Dur sana bol koyayım. Tamam. Oo. Tamam. Biz fazla mı lapa yaptık? Suyu neyse. Fazla çekilmiş, evet biraz. Neyse ilk denemede budur. Bu arada Camu'nun da yemek çubukları var. Daha doğrusu bunları bana Camu hediye etti. Ama ben yiyemediğim için Camu yiyecek bugün bunlarla. Ben beceremiyorum hala, öğrenemedim tutmasını. Hadi yiyelim, boş ver, kapat. Ben beceremiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tadı yok. İsot ve acı tadı geliyor. Arada böyle bir tatlı. Yenir bu arada, hani bak boğazına falan yapışmıyor insanın. Mochi gibi değil. Kesinlikle. Beğendim. Aç karnımı doyur. Dövüyon mu, övüyon mu belli değil. Hani bak, yaklaştır böyle. Bu arada benim tipim farklı bir şey ya. Bunun içinde kaşar var mı? Yok. Ama peynirle daha güzel olacak. Bu arada bayağı acı atmışız. Ama ben niye ağzım açık ben yiyorum Koreliler gibi? Teşekkür ederim. Biz yiyelim hadi. Öyle mi? Böyle mi? Bence güzel yapıyorsun. Oo. Hadi. Oha, harika. Bu kız biliyor bu işi. İzlediğim şeye bakın. Cafcaflı Dubai. Yapmam lazımdı bunu. Cafcaflı Dubai izliyoruz ya. Bu arada ben çok beğendim tadını. Tekrardan düşüncelerimi yeniliyorum. Aşırı güzel. Hele ki o susam sosu ağır ki, bayağı ağır bir tat vermiş bu arada. Bir de az koyduk. Az koyduk ha. Ben bundan sonra mukbang çekiyorum. I'll run it. Okay. How often?